Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda size göstereceğim uygulama ile nasıl bilgisayardan Instagram'a resim yüklersiniz, nasıl o resimleri daha fazla kişiye beğendirebilirsiniz ve nasıl takipçi kazanabilirsiniz, bunları anlatacağım. Dilerseniz başlayalım. Öncelikle yapmanız gereken şey Google'a ya da kullandığınız arama motoruna bu uygulamanın ismini yazmak. Ve kullandığınız bilgisayara göre ister Apple Mac için isterseniz de Windows uygulamasını indirebilirsiniz. Benim bilgisayarım Apple Mac. Ben ona göre indirdim. Zaten burada gördüğünüz gibi nasıl olması gerektiği, nasıl kullanıldığına dair görseller, videolar mevcut. Buradan indirdiniz diyelim ki. Yüklüyorsunuz bilgisayarınıza. Ardından da uygulamayı açıyorsunuz. Benim bilgisayarımda olduğu için yeniden sıfırdan tüm aşamaları yapmak istemiyorum şu anda. Bilgisayarınızı indirdikten sonra uygulamayı mail ve şifre kısmında dolduruyorsunuz ve karşınızda bu ekran çıkıyor. Artık siz uygulamanın içerisindesiniz. Şimdi uygulamanın içine girdim. Uygulamanın genel görünüşü bu şekilde. Şuradan dil seçeneğini değiştirebilirsiniz. Burada kullanıcı adınız yazıyor. Yani Instagram'la senkronize oluyor. İlk girdiğinizde genelde ekranda bu kısım oluyor. Ücretsiz beğeni alabilirsin kısmı ve puanlama için gönder kısmı. Şimdi yükle kısmına basıyorum. Ve buradan resim yükleyeceğim. Buradan video da yükleyebilirim. Ben resmimi önceden ayarlamıştım. Direkt çektim, sürükledim. Böyle koydum ya da basabilirsiniz. Masa üstünden seçebilirsiniz. Şimdi seçtiğim resim, sürüklediğim resim burada gözükecek. Kaydet diyorum. Bazen genişlikler uymuyor. O zaman şunları tıklayıp ayarlayabilirsiniz ölçüsünü. Şimdi ön izleme kısmına bakacağız. Gördüğünüz gibi. Şurada filtreler var, hareketler var. Filtrelere bakın istiyorum. Buralarda efektler var. İstediğiniz değişikliği yapabilirsiniz resmin üstünde. Beğenmediyseniz geri dönüp başka şeyler de seçebilirsiniz. Mesela klasiğe bakalım. Buradan da herhangi bir şey seçmemeye karar verdim. Çerçeveler var. Bohem'e gelelim. Gördüğünüz gibi çerçevelerde de güzel şeyler var. Dilediğinizi seçebilirsiniz. Burada da yine değişik şeyler var. Ben şu efektlerden yeniden bir bakmak istiyorum. Sanırım bu oldu. Uygula diyorum. Yapmak istediğim başka şeyler varsa şuradaki menüden seçebilirim. Yok, şu an eklemek istediğim şeyler, kaydet diyorum. Devam et diyorum. Tamam, buraya da istediğinizi yazabilirsiniz. Dilediğiniz şeyi yazabilirsiniz. Şimdi gönder diyorum. İsterseniz burada
bir sürü kişi varsa resminizde onlara etiketleme yapabilirsiniz buradan da. Planlama yapmak isterseniz buradan seçebilirsiniz saat. Eskiden planlama yaparken bilgisayar kapalı olsa bile o planlama saati geldiğinde o şeyler paylaşılıyordu. Artık öyle bir şey yok. Siz planlama yaptıysanız bilgisayarınızı açık tutmanız, yani uygulamanızı açık tutmanız gerekecek. O yüzden böyle iş amaçlı kullanan kişiler sıkıntıya düştü diyebilirim. Ben şimdi derhal paylaşacağım ve gönderiyorum. Şimdi buradan da Instagram'ı kontrol etmek istiyorum. Nasıl beğeniler artacak birazdan göreceksiniz. Şimdi Instagram'a geldim. Şu anda bu resimde hiç beğeni yok. Yeniden uygulamaya geri dönüyoruz. Paylaştığım için tebrikler, ücretsiz beğeniler alabilirsin diyor. 60'a kadar beğeni verdiği oluyor. Basıyorum. Ücretsiz bir şekilde artık kaç tane beğeni verirse. Önce ücretsizden bir yararlanalım diyorum. Bakalım. Tabii hemen böyle saniye içerisinde olmuyor bazen bu ücretsiz olan da. Birazdan onlar kendi kendine gelmeye başlar. Bizim ücretli şekilde beğenme durumumuz da şu şekilde olacak. Şimdi siz sıfırdan bunu indirdiniz ve kurdunuz ya, şuradaki şu puan, şu altının karşısındaki rakamlar sizde sıfırdır. Şimdi bu sıfır olduğu için siz bunu puanlama için gönder derseniz, sizin burada puanınız olmadığı için, altınız olmadığı için yapamayacaksınız. Ben şu an var olduğu için yapabileceğim. Önce nasıl yaptığımı göstereyim. Puanlama için göndere basıyorum. Ben en son bu resmi gönderdiğim için bu uygulama içerisinde, o yüzden en son bu resmim çıktı. Şimdi benim kaç tane puanım var? 2375 tane. 1000 tanesini kullanırsam 100 beğeni geliyor. Allah bereket versin diyorum ve kullanıyorum. Basıyorum. Beğeniler ekle dedim. Nasıl bunların biriktiğini göstereceğim az sonra. Sayfayı yenilemek istiyorum. Şimdi 22 tane olmuş bile. Şimdi bunlar düşmeye başladı, bakın. Görüyorsunuz şurada. Burası işte 1375'e düşecek. 1000 tanesini heba ettim çünkü bu resim için. Şimdi siz sıfırdan kurdunuz. Geldiniz bu uygulamanın içerisine ve resim yüklediniz. Ve o resmi puan karşılığında beğendirmek istiyorsunuz. Puanı nasıl yapacaksınız? Buradan puan kazan kısmına basıyoruz. Ve oradan karşınıza bu uygulamayı kullanan kişilerin paylaştıkları resimler gelecek. Siz o resimleri beğendiğiniz için size her resim beğenmeye 5 puan veriyor. Böylece puanınız artmış oluyor. Zaten beğenecek hiçbir resim kalmadı diyor şu anda. Sınırlama saatte 100 resimdir veya uygun olan miktardır. 1 saat içinde tekrar kontrol edebilirsin diyor. Ben size video çekmeden önce tüm beğenme hakkımı demek ki kullanmışım. Evet, kullanmışım. Şimdi şuraya bakıyoruz. 29 zaten şuradan belli oluyor. Bu arada takipçi sayısını da etkiliyor bu uygulama. Yani en azından 2, 3, 4, 5 tane falan size takipçi geliyor. Bazen bunlar geri gittiği oluyor ama çoğunlukla da kalıyor. Bu şekilde de takipçi artırımı yapmış olursunuz. Benden size bir tüyo. Bakın, geçmişte bu uygulama sayesinde paylaştığım resimler burada. Satın alın diye de bir uygulama var ama ben hani para verip bunu yapmam. Yeniden puan kazan kısmına bakıyorum. Çünkü bazen böyle dakikalar içerisinde yeniden gelebiliyor. Yok. Buradan hesap değiştir kısmı yapabilirsiniz basıp da. Birden fazla eğer hesabınız varsa onu da kullanabilirsiniz. Diyelim ki Instagram'ınızda çok eskiden yayınlanmış bir resim var. Ya da telefondan paylaştınız ama istediğiniz kadar kişiye ulaşmadı. Beğenme sayısı tatmin etmedi. Mesela ben bunu sabah paylaşmıştım telefondan. 2 kişi beğenmiş. Şimdi bu beni sinir eder. Linkini alıyorum. Bu resmin. Bu kısmı yeniden yeniliyorum. Şöyle bir refresh yapalım. Ve şu kısma basalım. Bu eski bir uygulamanın, eski bir resmin linki çıkıyor şu an. Buraya şimdi az önce gösterdiğim 2 tane beğeni alan
Resmin linkini yapıştırıyorum. Gördüğünüz gibi o resim buraya çıktı. 1375 puanım vardı. Bunun da kaç olsun? 37'sini falan kullanayım. Hatta bu resim için çok bile ama 37 beğeni hiç yoktan iyidir. İki tane beğeniden daha iyidir diye düşünüyorum. Şimdi bunlar böyle gidecek. Böyle tırk 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 bunlar düşecek. Bu resim de tabii beğenilmiş olacak. Bakalım yansıdı mı? Bu uygulamayla arkadaşlarınıza sürpriz de yapabilirsiniz. Şaşırtabilirsiniz mesela. Ne olabilir? Ben senin resmini birazdan şu kadar kişi beğendireceğim. Bak gör dersiniz. İnanmaz mutlaka arkadaşınız. Arkasını bir döner bir bakar. Aa, o kadar kişi beğenmiş. Hani nasıl yaptın? Diye mutlaka soracaktır. Burası 140 olmuş. Bir tane de yorum var. Görüyoruz abla videolardaki gibisin yazmış bir izleyicim. Teşekkürler. Gördüğünüz gibi bu resim için tıkır 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 bütün şeyler düşüyor. Evet, bakalım bu arada puan kazanmam için yeterince böyle resim gelmiş mi? Zaman geçmiş mi? Yok, halen daha yok. İşte buna sinir olurum. Bu arada ben şuradaki hesap değiştir kısmına basıp kullanıcımı değiştirdim. Başka bir sayfam var. Onun profiline geçtim. Puan kazan kısmına bastım. Bir sürü resimler çıktı. Burası genel bir sayfa olduğu için hani hemen böyle hızlıca resimleri beğenip beğenip geçebilirim. İçinde böyle usturupsuz resimler de olsa çok önemli değil. Kendi profilimde olduğu zaman daha dikkat ediyorum. Hani beğendiğim şeylerle alakalı olarak Serpil abi bunu beğenmiş demesinler. Hani bunlar cidden önemli şeyler. Yeniden basıyorum. Bakalım birazcık daha gelmiş mi? Mesela başka bir sayfadayım şu an, onun profilindeyim ama kendi resmimin linkini paylaşıp yine puanlama yaptırabiliyorum. Yani beğeni sağlattırabiliyorum. Onu da göstereyim. Şuradan sayfayı yenileyelim. Yeniden aynı resmin linkini alayım. Başka profilde olmama rağmen şu an bu uygulama içerisinde. Yine de istediğim resmimi beğendirtebiliyorum. Kullanıcı kim olursa olsun. O uygulama çok güzel gerçekten. Kaç tane olsun? 5 tane olsun. Çok çok fazla gitmesin. Yine bu birazdan böyle tıkır 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 düşecek. 56.000 gidecek. Bu arada puanlamam için başka var mı resim yeniden bakıyorum. Mesela bakın benim kendi resmim diğer kullanıcı profilindeyken önüme düştü. Yani bu sizin önünüze düşen resimler aslında bu uygulamayı kullanan insanların resimleri. Yani gerçek kişiler ama onların hani senin arkadaşın ya da sen kullanmıyorsan senin resmin burada çıkmaz. Benim resmim yine bu uygulamayı kullanan başka birisinin ekranına çıkıyor. Böylece al gülüm ver gülüm durumu olmuş oluyor. Onlar benim resmimi beğeniyor. Ben onların resmini beğeniyorum ve puan kazanmış oluyorum. Resim yüklerken de bu sayede bu puanları beğeni ve takipçi kazanmak için kullanmış oluyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bu video yararlı olduysa eğer yorum kısmına yazın. Buna benzer uygulama videoları çekmemi istiyorsanız onları da belirtirseniz sevinirim. Herkese beni izlediği için teşekkür ederim. Hoşça kalın.